Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Z kuşağının Z raporu isimli röportaj serisine Manisa'da devam edeceğiz. Bakalım Manisa'daki gençler neler düşünüyor? Amacımız ülkemizin geleceği olan gençleri konuşturmak, düşünceye sevk etmek, düşüncelerini öğrenmek. Bizleri destekleyip abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düzeltilmesi gereken meseleler var mıdır? Sistemden memnun muyuz yoksa hükümet mi, muhalefete mi daha yakınız? Ya şöyle, biz hükümete yakın değiliz ilk başta onu söyleyelim. Muhalefete de yakın değiliz. Çünkü muhalefet de işini tam olarak doğru yapmıyor. Yetersiz diyorsun. Yetersiz kalıyor kesinlikle. Oy oranımızda da yani hükümetin tekrar başa gelebileceğini düşünmüyoruz. Değişir diyorsunuz bu defa. Yani bu sefer özellikle gençlerin oyuyla değiştiğini düşünüyoruz. Peki şöyle söyleyeyim o zaman. Hükümet değişti, muhaliflerden birisi geldi. İlk düzeltmesi gereken mesele nedir? Gençlerin isteği nedir? Kesinlikle eğitim sistemi değişmeli ilk önce. Eğitim sisteminde onlarca aksaklık varken yeni nesil çok yetersiz bir şekilde geliyor. Özellikle üniversite eğitiminde. Şu an aslında uzaktan eğitim alınmak zorunda. Hani bence uzaktan değil, birebir ders alınması gerekiyor. Çünkü çok fazla şu an kalifiye eleman yetişmiyor. Doğru. Kalitesiz eleman yetişiyor. Doğru. Sizlerin fikirleri nedir efendim? Ben de karşısında aynı fikirdeyim. Eğitim sisteminin değişmesini düşünüyorum ben de. Evet. Ekonomiyi düzeltebilir mi muhalefet gelirse? Ona bakışınız yani nedir? Düzelebileceğini düşünmüyorum artık. Sistemden memnun musunuz? Şöyle sırayla sorayım kardeşim. Yani şu an öğrenciler bayağı kötü durumda. O yüzden biraz da hani muhalefete doğru yatkınım yani. Ben de muhalefete doğru yakınım. Çünkü hani öğrenciler olarak rahat yaşam yok elimizde. Yani birinin sistemi değiştirmesi lazım diyorsun. Evet. 20 yıldır değiştirmediği için muhalefet diyorsun. Evet. Peki muhalefet geldi diyelim. İlk çözmesi gereken mesele sence nedir? Yaşam ya abi. Standartlar yükselsin, evet, mi? Yükselsin yani. Yani doların kaç zaten olduğu belli doğru. Zaten hiçbir şey alamıyoruz yani. Evet. Daha 2 yıl önce BİM'de baktım hani PlayStation 4 9 liraymış. Şimdi almaya kalksan 2,5-3 bin liraya geliyor yani. Bizim tam ülkemizdeki gençler hep yurt dışına gitmek istiyor. Farkında mısınız? Ben kapılar de, açılsın dahil, diyor gidelim, evet, diyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok, evet, acı bir şey. Yani neredeyse sınır açılsa baba genç kalmayacak ülkede. Evet. Peki ülkeniz düzelse gene gitmek ister miydiniz? Niye gidelim ki abi? Yani orada 5 lira alacağımı burada 4 lira alırım, Türkiye'de kalırım. Ama 4 lirayı alayım yani. Şu anda biz 2 lira bile falan anca alıyoruz. Öngörünüz nedir? Bu defa değişecek mi hükümet ve cumhurbaşkanı sizce? Değişecek. Sanmıyorum ama yine de değişecek diyelim biz. Belki sizin sayenizde olursa, gençlerin belki sayesinde. Evet. Yeni kanlar alansın. Sistemden memnun muyuz? Muhalefete mi, hükümete mi daha yatkınız? Sistemde bir şey yok zaten. Hiçbir şeyden de memnun değiliz. Her şey göründüğü gibi. Yani söylenecek söz yok. Muhalefete daha mı yakın sizin kuşak? Biraz daha yakın, aynen. Bizim kuşağın biraz daha bilgilendirilmesi gerek bu konularda. Bu da tabii eğitim sistemine dayanıyor. İlk düzeltilmesi gereken mesele nedir? Sen bir genç olarak isteklerin İlk nedir? İlk düzeltilmesi gereken hukuk, adaletler, onlar değiştirilmesi gerek. Herkes eşit olsun. Diyorsun. Aynen. Eşitlikten yana biraz daha böyle çok söylenecek söz var aslında. Eğitimin de değişmesi gerek. Yani hükümetin de muhalefetin de tabii ki yanlışları var. Yani iki tarafın da eksikleri var aslında. Yani mesela ülkedeki sağlık sisteminden memnunum. Türk lirası çok değersiz. O biraz ekonomik olarak kötü etkiliyor. Ondan hiç memnun değilim. Yani hiçbir taraf yok ki tamamen yanlış olsun. Çok doğru, aynen, söylüyorsun. Aynen. Aralarda var. Peki bu defa hükümet değişir mi sence? Ya ben açıkçası oy oranının düşeceğini düşünüyorum. Yani zorlu bir seçim diyorsun. Çok kafa kafaya gider diye düşünüyorum. Yani bıçak sırtı. Ben öyle düşünüyorum. Senin kuşak hangi tarafa daha yakın sence? Gözlemin. Ya benim gözlemim, benim kuşak daha çok milliyetçi kaçıyor ve solcu kaçıyor. Yani CHP'ye, MHP'ye ve İYİ Parti'ye daha yakın gibi geliyor. Abi, ilk çözülmesi gereken problem sence nedir? Kesinlikle adalet. Kesinlikle hukuk sistemi yani. Zaten o çözüldüğü zaman ya pek çok şey çözülür gibi geliyor bana. Sistemden memnun musunuz? Pek şu an öyle konulara ilgimiz yok. Yani pek ilgilenmiyoruz ama çok da memnunuz diyemeyiz. Etrafınızda böyle siyaset konuşuyor mu sizin kuşak hiç? Yani şu şöyle olsa daha iyi olur. Yok, genellikle falan. Eğitimimiz üzerine konuşuluyor. Yani eğitimden memnun muyuz? Yok, hayır. Hayır değil yani, hiç anlamıyoruz. Peki sizler muhalefete mi, hükümete mi daha yakınsınız? Gözleminiz nedir? Abi ben ikisine de yakın değilim. İkisine de karşıyım. Yani şu an ikisinin de pek bir şey yapacağını düşünmüyor. O yüzden buna karşı bir cevabım yok yani. Anlıyorum ben seni. Yalnız bu ülke nasıl düzelecek? Ona söyleyebileceğim bir şey yok yani. Oy da kullanmayacaksın anladığım kadarıyla. Ya oy kullanır mıyım? O zamana kadar belli olur ama şu anlık yani kullanmayı düşünmüyorum. Diyorsun ki ben proje görmek istiyorum. Aynen. Söz duymak istiyorum. Aynen. Ben ilk önce icraat görmek istiyorum. Ondan sonra karşılığını. O zaman bütün muhalefete, hükümete buradan ders olsun. Projelerini sunsunlar gençlerine ki gençler de ona göre oy versin. Doğru mu? Evet abi. Eğitim sistemi biraz sıkıntılı. Doğru. Yani biraz zorlanıyoruz okulda. Yani şu an herkes için sıkıntılı. Peki sizin kuşak ne düşünüyor? Sistemden memnun muyuz? Hükümete mi daha yakın sizin kuşak? Muhalefete mi?
Vallahi şu an pek bir görüşümüz yok abi bu konuda. Ben de görüşmek istemiyorum. Sistemden memnun musunuz çocuklar? Geleceğinizden umutlu musunuz? Nedir durum? Gelecek kaygısı çok. Sende de mi var? Evet. Peki bunu kim düzeltebilir sizce? Bir ülkeyi kim düzeltebilir? Şu an öyle birini ben göremiyorum. Bence de yok. Peki yurt dışı kapıları açılsa çalışmaya gider misiniz? Kesin giderim. Evet. Kesinlikle. Sizin kuşağın %16 bir oy potansiyeli var. Yani gelecek sizlerin elindeki. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Abi, muhalefet mi, hükümet mi? Yok ya. Yok vallahi ilgilenmiyorum yani bu konuda. Ben çok peki sistemden memnun musunuz? Mesela ben size sayayım. Eğitim sistemi var. Geleceğinizde iş girme durumlarınız, ülkenizin ekonomik durumu. Bunlara yaklaşımınız nedir? Siyaseti boş verelim. Yani ekonomi çok iyi değil ülkede. Belli ama hani o kadar. Eğitim sistemine bakışınız nedir? İngilizce mesela öğrendiniz mi liseden, ortaokulda mezun olup öğrenebildiniz? Öğrenebildik. Yani. Evet. Konuşabiliyor musunuz İngilizce tabii? Pek konuşamıyorum ama yine öğrenebildim ya. Biraz daha güzelleşse iyi olur değil mi, evet, İngilizce eğitimi yani mesela? Evet. Önümüzdeki 2023 seçimindeki öngörün nedir? Sizin kuşak muhalefete mi, hükümete mi daha yatkın? Sistemden memnun muyuz? Abi benim çok alakam yok o konularla. Oy kullanacaksın ama değil mi? Evet. Yani sen neye bakarsın mesela bir genç olarak? İsteğin nedir? Siyaseti boş verelim. Sence ülkede düzeltilmesi gereken mesele nedir? Bilmiyorum abi ben. Şimdi yok, ben bilmiyorum. Yani hem hükümeti hem muhalefeti değiştirebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Sistemden memnun musunuz? Hangi tarafa daha yakın sizin kuşak? Yani ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum açıkçası. Neden? İstemiyorum. Silivri yüzünden mi? Hayır tabii ki de. Ama konuşmak istemiyorum. İlgilenmiyorum yani. Anladım. Sağ olun. Sistemden ilgilenmiyorum diyorsun sistemden. Hayır. Evet, bugün Manisa'dayız. Yaklaşık bu 10. il mi Ata? 11. il mi? 10. il. 1 TL sponsor olmadan kendi cebimizden para vererek dolaştık buraları. Gittiğimiz her yerde hem normal seçim anketi hem de Z kuşağını sorduk. Ama Z kuşağını konuşturmak gerçekten çok zor. Manisa'da mesela şu an artık iptal olduk. Saatlerdir dolaşıyoruz. Yüzlerce kişiye mikrofon uzattık. Konuşan gençleri zaten yayınladık. 12-13 kişi. Biz elimizden geleni yapacağız bu vatan için. Gerisi artık sizlere kalmış dostlar. Vatan sağ olsun diyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın.